biz Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak sürekli bütün kazalarımızda kan bağışı toplamaya çalışmaktayız. Bu kan bağışımız şu anda ana vatanımızın bize göndermiş olduğu kan bağışı otobüsle gerçekleştiriyoruz. Hastanelerimizde ve daha da önemli olan talasemiya merkezimizde sürekli kan alan hastalarımız olmaktadır. Ameliyatlarda çok acil olarak devamlı kan istedikleri için biz bu çalışmayı başlattık. Şu ana kadar 500 üniteyi kan toplamış durumundayız tüm ada dahilinde. Üniversitelerimizde dahil olmak üzere çok duyarlı öğrencilerimiz 100'e kadar kanı vermektedirler. Daha da hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kan bağış kazanım uzmanıyım. Türkiye'den geliyorum. Burada bir yıllık Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Kızılayı arasında bir protokolle kan bağış organizasyonları. Bunun içeriği de şu: güvenli, gönüllü, düzenli kan bağışlarına ulaşabilmek. İşte erkekler yılda 4 defa, bayanlar yılda 3 defa kan bağışı yapabilir. Tabii bu yapılırken hemoglobin değerine bakılıyor. Bağışçının kendisine yetecek kadar kanı var mı yok mu, onun ölçümleri yapıldıktan sonra kendisine bir zararı yoksa kan bağışına kabul ediliyor. Herkesi kan bağış konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Başkanımızın da bahsettiği gibi acil olarak düşünülmemesi gerekiyor. Şu anda düzenli kan ihtiyacı olan insanlarımız, kanserli hastalarımız var, talasemi, lösemi çocuklarımız var. En basit bir ortopedik kırıklarına bile 3 ünite kan gerekiyor. Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir diye empati de kurmak gerekiyor. O yüzden herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Okulumuzda böyle bir aktivitenin olması gerçekten güzel. Hem sağlığımız açısından hem de diğer okullara örnek olarak müthiş, yani güzel bir şey.